Değerli misafirler, sevgili protokol, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere bugün Türkmen Basın Günü. Bugün Türkmen basını tam 112 yaşına girdi. Tabii bundan 112 sene önce Havadis Gazetesi Kerkük'te ilk olarak ilk basını yayınladı. Buna istinaden her yıl basın günü kutluyoruz tabii ki de. Nitekim bu yıl anavatan Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve asrın felaketi olarak nitelenen depremler nedeniyle bu depremlerin bize bıraktığı acılar dolayısıyla merasimimizi bu tema üzerinde hazırlamak istedik. Buradan depremde hayatını kaybedenlerin mekanlarını cennet olsun, yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Yaralılara da acil şifalar dileriz. Bunun yanında Türkmen basınına hizmet eden tüm meslektaşlarımı da cani gönülden kutlamak isterim. Tabii 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ve ayrıca doğru habercilik ve medyacılık yapmak için uğraş gösteren gazeteci şehitlerimizin ruhuna hediye olmak üzere Molla Saddam'ı Kur'an-ı Kerim'i okuması üzere buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lenebluvennekum bişey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emval. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'tan dua edilerek Allah Subhanahu ve Teala ölülere mertebet şehit mertebesi versin. Yaralılara acil şifa göndersin. Bugün inşallahü teala bir hadis blausu okuyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diri ümmeti hâzihi ümmetun merhûme leyse aleyha azabun fil âhire azabuha fil dunya الفتن والزلازل والقتل يعني معناه أمة محمد بير أمة الله سبحانه وتعالى الرحمة يدب أمته ناس يا رسول الله سبحانه وتعالى ناس برحمة يولي بلا مسة عذاب مس دنيا داده آخرة تبع عذاب يوخته وانس هربلا مصيبة إنسان إذا نجسا مؤمن إنسان دائما شاكر ده الله سبحانه وتعالى bir nimet getirse bilesine şakirdi. Bir aczlık da cesse başına aynen şakirdi. Bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Aceben li emril mu'min. Yani ba'acak da istihsandı. Nâti eğer bir musibet cesse ha şakirdi. Bir nimet de cesse ha şakirdi. İnsan da Allah'ın kadarında bir içi aradadı. Yan şakir olur, yan Allah etmezsen şakir olmaz. Biz de daima diyarız elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'tan ne celbti? Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'tan dua ederiz. Allah subhanahu ve teala ya rabbel alemin. Elimiz atırık sağlıkça. Dilimiz duadır ya rabbel alemin. Cevlimiz rahmetten, şefakatten ya rabbel alemin. Gelmişik sana kapıya. Özümüz sıkmışık sana ya rabbel alemin. Öllere mertebet şehade kabul edesen ya rabbel alemin. Acil şifa hastalar için gönderesen. Ya Rabbel Alemin, ana vatan Mısır'da bir hep kapı açasan, muinleri olasan, yardımcıları olasan ya Rabbel Alemin.
آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Molla Saddam'a çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Sayın Aydın Maruf'u kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili değerli beyefendiler, sevgili değerli Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu Sayın Mevlüt Bey, sevgili değerli Türkmen Bağımsızlar Harekatı Başkanı Kenan Şakir Özeraları Bey, sevgili değerli din adamları, sevgili değerli Türkmen Parti yetkilileri, temsilcileri, sevgili değerli Erbil ahalisi, sevgili değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, selamları, hoş geldiniz, sabahlar getiriyoruz. Tabii bugün malum bizim 25 Şubat Türkmen Basın Günü'dür. Biz her yıl 25 Şubat'ta Kerkük başta olmak üzere Erbil'de, Türkmeneli bölgesinde kutlaması yapılırdır. Ama bu yıl daha farklı bir şekilde bu kutlamaları yapıldı. O da malum işte ne yazık ki 6 Şubat'ta ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde 10 ilde bir deprem meydana geldi. Bu deprem neticesinde, bu deprem sonucunda binlerce insan yaşamını yitirdi. Binlerce insanlar da yaralı oldu. Biz bu depremde hayatını kaybeden veya yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tabii bu büyük bir felaketidir. Hepimiz üzüldük. Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Türkiye Cumhuriyeti geçmişte de bunun gibi felaketler meydana gelmiştir. Hepsinin üstünden geldir. Bu felaketleri aşmıştır, bunu da aşar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir, büyük bir devlettir. Geçmişte bugüne kadar da bölgede olan, Orta Doğu'da olan bütün insaniyete, bütün insanlara, bütün mazlum insanlara yanında olmuştur. Yalnız bırakmadı bu insanları da. Bugün de biz bu depremden sonra Türkiye'nin dışında olan ve Türkiye içinde ve Türkiye'nin dışında olan ne kadar komşu ülke, dost, dostlar, güzel adamlar Türkiye yanında oldular. Bu da güzel bir anlayıştır. Bu da güzel birlikte olmak anlamına geldi. Bugün birlik zamanıdır, dayanışma zamanıdır. Zor şartları aşmak için mutlaka birlikte olmak gerekir. Birlikte hareket etmek gerekir. Dayanışma içerisinde olmak en önemlidir. O yüzden biz Iraklı Türkmenler olarak da bu gerçekten bu olan depremde bu insanlar için çok üzüldük. Irak Türkmenleri öz dost ülkesi olan, kardeş olan, ana vatanı olan yanında olmak bizim milli bir görevimizdir. İnsaniyetten daha fazla bizim için milli bir görevdir, ulusal bir görevdir, dost bir görevdir, komşu bir görevdir. O yüzden biz her zaman, her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Çünkü gerçekten büyük bir ülkedir. Geçmişten bugünümüze kadar Orta Doğu'da olsun, Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, tüm bölgelerde olsun, zor şartlarda olmuş olan vatandaşlara, zor şartlarda olan etnik, dini gruplarına
Her zaman destek vermiştir, her zaman yanlarında olmuştur. Bunun örneklerde var, 91 hadisası olan o dönem Bağız Partisi'nin Erbil'e Doğu Süleymaniye yaptığı baskın yaptı, işte bastırı yaptı, operasyon bölge yaptı. İnsanlar zorla göçe maruz kalmıştı. 500 binden daha fazla insanlar Türkiye'ye sınır bölgesinden sınırma yapmıştı. Türkiye o dönemde bu insanlara destek vermiştir. Ayrıca da 91 yılından sonra bizim bölgemizde cereyan eden zor şartlar altında olan, savaşta olan veya terör örgütlerinin baskısı altında kalan insanlara, vatandaşlara, etnik gruplarına, dini gruplarına, başta Müslüman olmak üzere diğer gruplarına hepsine destek verdi. Hiçbir ayrım yapılmadan bu desteğini devam etmiştir. Biz de bugün de bizim bu insanlar gönülle, işbirliğiyle, danışma içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındalar. O yüzden tekrardan biz 6 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen bu deprem sonucunda hayatını kaybeden değerli vatandaşlarımıza rahmet, değerli aziz yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bizim malum 25 Şubat'ta Türkmen basın günüdür. İlk Türkmen gazetesinin El Havadis gazetesi Kerkük'te 1911 yılında çıkmıştır. Bugün 113 yıl dönümünde biz Erbil'in önemli merkezinde, kalada bu kutlamayı veya bu gazetenin ilk çıkmasının 113. yılının kutlamasını yaparak, tabi bu önemli bir hadisedir. İlk Osmanlı döneminde, o tarihte ilk Türkmence, Türkçe gazete çıkması, Irak Türkmenlerin bu Türkmen medyasında büyük bir katkıdır, büyük bir destektir. Biz o günden bugünümüze kadar Türkmen medyası, televizyon olsun, basın medya olsun, gerçekten iyi bir aşamaya gelmiş. Bugün hem sosyal medyada, hem televizyonda, hem Türkmen basınında, hem Türkmen medyada, hem yazarlar tarafından gerçekten bugün Türkmen siyasetinde, Irak Türklerinin siyasetinde büyük bir katkı, büyük bir destek sağlamışlar. Basın medya toplum için önemlidir. O toplumun kültür varlığını korumak veya güçlendirmekte büyük bir katkı var. Bugün dünyaya baktığımız zaman medya farklıdır. 70'e göre daha farklı ilerlemesi var. Bugün bir sosyal medyadan insan bütün dünyaya seslenebilir. Yani bugün eğer biz 113 yıl bundan evvel ilk Türkmen Havadisi gazetesi, ilk Türkmen Gazetesi Havadisi korunmuşsa o dönemde gerçekten büyük bir başarıdır. Yani diğer etnik gruplarla eğer biz mukayese edersek daha farklı, daha önce bizim gazeteye, işte basına, medyaya önem vermiş bir toplumdur. O yüzden bugün bizim eğer Türkmen siyasi sahasına bakarsak, Kerkük başta olmak üzere Erbil'de, Tilaper, Musul'da, Bağdat'a kadar uzanan ve bölgede de bulunan siyasi partiler yanında da, Türkmen davası yanında da, Türkmen medyası var, Türkmen televizyonu, radyosu, gazeteler, bugün Erbil'de de önemli olan Türkmen davasına büyük bir katkı sağlayan Türkmenele basın ajansı TEBE'de gerçekten önemli bir kurum, önemli bir medya kurum haline gelmiştir. Onun yanında diğer medyalar, kurumlarda özellikle Türkmenele televizyonu, işte Erbil radyosu, diğer kurumlar, diğer basın, medya kurumları Türkmen siyasetinde, Türkmen varlığına büyük bir katkı sağlamıştır. Biz bu münasebette de başta Türk dünyasının medyacıları olmak üzere Irak Türkmenlerin medyacı basınını,
bu günde kutlar, başarılar dilerim. Tekrar da biz buradan son olarak tamamı demek isterim. Biz Türkmenler olarak her dönem, her zaman, her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir. Büyüklüğünü de göstermiştir. Bundan sonra o şekilde gösterir. Bu olan zor şartlar altında da olan bu depremde olan bölgelerde de bunu da aşar. Bugün birlik veya birlikte olma zamanıdır. Ben tekrar hayatını kaybeden depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünyasının başı sağ olsun, var olun, sağ olun. Aydın Bey'e teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şu anda biliyorsunuz Erbil Kalesi'nde bulunuyoruz. Ben değinmeden geçmek istemedim. Dünyaca tanınan Türkmen bir isim. 1915 yılında Erbil Kalesi'nde dünyaya geldi. Değerli şahsiyet, mekanı cennet olsun, İhsan Doğramacı. Bundan 13 yıl önce kendisini kaybettik. Anmak istedim, mezarı nur dolsun. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Sayın Mevlüt Yakut'u buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Sayın Bakanım, Irak Türkmen toplumunun değerli temsilcileri, değerli kardeşlerim, sözlerime bu anlamlı etkinliğe bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ev sahipliğinden ötürü ÖKB oluşumlardan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Aydın Maruf'a ve organizasyonda emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Malumunuz Türkiye Şubat ayı başında Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle sarsıldı. Bu depremleri biz asrın felaketi olarak nitelendiriyoruz. Maalesef şu ana kadar çok büyük ölçekli can kayıpları ve maddi hasar oluştu. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu depremin ortaya çıkardığı yıkımın büyüklüğü nedeniyle uluslararası yardım ihtiyacı ortaya çıktı. Ülkemizdeki depremzedelere tüm dünyadan olduğu gibi ÖKB'den de yardımlar ulaştırıldı. Bölge halkı tüm kesimleriyle hızlı bir şekilde seferber oldu. Irak Türkmenleri de önemli katkılar yaptılar. Sayın Bakan Aydın Maruf da deprem bölgesine giderek çeşitli vilayetlerde depremzedelerle buluştu ve bizzat yardım ulaştırdı. Bütün bu destek, dayanışma ve emekleriniz için ben teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve en kısa zamanda yaralarını saracaktır. Bundan kimsenin şüphe duymaması lazım. Değerli kardeşlerim, deprem bölgesinden haberlerin tarafsız, doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılması da önemli ve takdir edilmesi gereken bir çabadır. Zor koşullar altında çalışarak bölgeden haberler ulaştıran Iraklı ve Iraklı Türkmen gazetecilere de, basın emekçilerine de ben teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Sayın Bakanım da belirtti, 1911 yılında yayınlanan Havadis gazetesi, İlk Türkmen gazetesi olarak kayda geçmiştir. Gazetenin yayına başladığı günde Türkmen Basın Günü olarak kutlanıyor. 112. yılı bu sene idrak ediliyor. Irak'ta ve IKB'de Türkmen kardeşlerimizin gerek yazılı, gerek görsel ve işitsel basın faaliyetlerinde bugüne kadar ilerleme kaydettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Çeşitli televizyon kanalları, radyolar ve gazeteler başarılı faaliyetler yürütüyor. Türkmen basının çabaları, Türkmenleri ilgilendiren konuları daha görünür kılmak ve seslerini dünyaya duyurmak açısından önemlidir. Ayrıca Türkmen kültürü ve kimliğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında da medya ciddi bir rol oynamaktadır. Basının bir eğitim aracı olarak çocuklarımızın gelişimi üzerindeki önemini de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Biz de Türkiye olarak Irak ve IKB ile aramızda sarsılmaz bir dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Türkmen kardeşlerimizin basın yayın faaliyetlerinin daha güçlü ve etkili kılınması için tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız.
Türkmen Basın Günü kutlamalarının Türkmenler arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine de vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu etkinlik vesilesiyle Türkiye'deki deprem felaketine dikkat çektiğiniz, acılarımızı paylaştığınız için tekrar ben şükranlarımı sunuyorum. Burada deprem konulu bir sergi hazırlandığını görüyorum. Bu serginin hazırlıklarında da emeği geçen basın mensuplarına gerçekten teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere El-Şarkıya muhabiri, Türkmen gazeteci Sayın Atilla Ağköprülü'yü buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Selamun aleyküm. Kusura bakmayın, çok geç kaldım. Yollar bayağı kalabalık idi. Bizi buraya çağıran insanlar, yani abim, Aydın abim olsun, TEBA grubu, arkadaşlar, bu töreni düzenlenen insanlar, 25 Şubat'la denk gelmesi gurur vericiydi. Çok sağ olun, var olun. Her zaman bizi konuşmaya çağırasız, itizar ederek, bugün kendim ısrar ettim, bir konuşmam olsun. Deprem olur olmaz, kendi çalıştığım kanala bir mesaj çektim. Ben yakın zamanda edebilirim yetişim oraya, ikametim de var, oraya girişim kolaydı. Adamlar tereddüt etmeden, neçede Antep'te olasan ta ki ana haber bülteni saat 10'daydı, oradan canlı yayın yapacaksan, tereddütsüz dedim, inşallah ulaşarız. Oydu, ulaşmadık, saat 8'den bir canlı yayın yaptık, sınır yakınına yetişeceğiz. Onu demek istiyorum. Bizim her zaman Türkiye yanımızdaydı. Bugün bari biz de Türkiye'nin yanında olalım. Üstümüze düşen borçtu, boynumuzun borcudu. Türkçe'ye hakim olmamız için kanalımız da Arapça yayın, bizzat Arapça yayın yapar. Ama Atilla Ağa'nı, Kerkük muhabirini oraya davet ettiler, çağırdılar memnuniyetle. 14 gün boyunca oradan canlı yayın yaptık, haber yaptık. 80 defa canlı yayınım oldu. 14 raporum oldu. Memnuniyetle Gaziantep'e bağlı Nurdağ, İslahiye, Kahramanmaraş'ın ilk gün itibariyle oradaydık. Hatay, Antakya'ya da gittik. Oradaki duygular çok farklıydı. Yani ben bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bir muhabir, bir gazeteci, bir toplantını, bir seçimi, bir siyasi faaliyeti kolay bir şekilde habere çevirebilir. Çok asan. Ama savaş alanı, deprem, bunun kimin büyük bir faciani, hayat şartları farklı, yemek, yatmak, her yer farklıdır. Telefon, şarj, bunları temin etmek çok zor idi. Ama ona rağmen memnuniyetler döndüm. Orada bir şey de demek istiyorum. Oradaki vatandaşlar bize, gazetecilere çok saygı gösterdiler. Hiç kimse mic'i uzatıp yok konuşmayacağım demedi. Herkes bize katıldı. Irak'tan geldik, Kerkük'ten geldik. Biz burada muhabiriz, haber yaparız. İnsanlar bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. Kahramanmaraş'ta bir arkadaş sabaha kimin arabasını çalıştırdı, içinde uyuduk. Oradaki görüntüleri nece desem, nece aktarsam çok farklıydı. İnsanlar durup kepçeye bakır, acaba onun altından diri evladı, diri kardeşi ya da akrabasını biri sağ salim çıkar çıkmaz. Büyük duygular, çok gamlı günleriydi. Ama gerçekten Türk vatandaşı, Türk bir de farklı belediyeden gelen insanlar, biz kendi yardımlarımızı demirem. Irak'tan gelen Türkmeneli bölgesinden gelen boynumuzun borcu da ama Türkiye'nin içindeki belediyeler ya çok acayip seferber, çok güzel bir şekilde organize edip ikinci günden itibaren, bak ben birinci günü yetiştim, su yok idi. Doğalgaz indirgeminde yok idi. Elektrik yok idi bazı yerlerde. Otel kapıları kapalıydı. Bir gün sıkıntı çektik. Ondan sonra bütün kapılar bizim bölgemizde açık oldu. Sayaralar, arabalar demek istiyorum. Adamlar bizi istediğimiz yere götürdü. İnanın bakın. Bir mahalle muhtarı üstüne düşen görevi gerçekten yapırdı. Muhabirsen, Irak'tan gelipsen adam araba temin eder. Zaten Kahramanmaraş'ta bilsiz. Taksi yoktu, hayat bir böyle durmak şeklindeydi. Muhtarlar, vatandaşlar bize ve yardım kurtarma ekiplerine çok yardımcı oldular.
Mən toparlamaq istəyirəm. Çox böyük bir təcrübə idi. Bu təcrübəni yaşamaq mənə qismət oldu. Kanaldan çox məmnunam. Aydın abidən çox məmnunam. Mənə yardımcı oldular. Yol sağladılar, getdik, gəldik. Keşkə belə bir münasibətdə orada olmasaydıq. İqamətimizi, Türkiyə içindəki aldığım iqaməti ayrı şey üçün aldım. Belə kolay bir şəkildə gedib gəlib alış-verişim yapım. Maalesef getdik. Belə bir büyük bir faciəyə şahid olduq. Mən lafımı burada bitirmək istəyirəm. Türkiyəyə geçmiş olsun, Irak'a geçmiş olsun. İnşallah elimizden geldiği basit de olsa biraz ikinci vatanımız, ana vatanımızın yanında olduk. Bunu keşke yani belediyeler de bilsin. Hangi kanallar geldi burada yayın yaptı? Tabii Türk kanallarından ayrı, Irak kanallarından gelen çok iyiydi ama bir tek biz Eşarkıya News oraya çok özen gösterdik. 14 gün boyunca oradan yayın yaptık. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Şimdi de 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin ardından deprem bölgelerine giden gazeteci arkadaşlarımıza plaketlerini takdim edeceğiz. Plaketleri takdim etmek üzere oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Sayın Aydın Maruf'u buraya davet ediyorum, buyursunlar. Plaketini almak üzere El-Şarkıya muhabiri Atilla Ağoğlu'nu tekrardan buraya davet ediyoruz. Buyursunlar. Biz muhabirler bazen kameramanın hakkını yemiş olduk çok zamanlarda yani bu olup. Bütün ekranda çıkan bizi, konuşan bizi ama bizi biz eden, bizi bu ekrana taşıyan kameramanlardı. Ben kameramanım Sermet de yolda, yol bayağı kalabalık idi bir gün. Keşke o da yetişmiş olsaydı ama burada herkesin huzurunda bütün kameramanlara bir de özellikle Sermet Cömer'de de teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Şimdi de plaketini almak üzere TEBA muhabiri Abdüsselam Tütüncü'yü buraya davet ediyoruz. Buyursunlar. Plaketini almak üzere Türkmeneli muhabiri Mustafa Kasab'ı buraya davet ediyoruz. Buyursunlar. Dediğim gibi plaket alan meslektaşlarım size teşekkür ederiz Aydın Bey, sağ olun. Sözlerini dile getirmek isterlerse mikrofon açık, duygularınızı almak isteriz. Şimdi de plaketleri takdim etmek üzere Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut'u buraya davet ediyoruz. Buyursunlar. Plaketini almak üzere TEBA kameramanı Ahmet Sirvan'ı buraya davet ediyoruz. Buyursunlar. Şimdi de plaketini almak üzere TEBA kameramanı Ali Havalı buraya davet ediyoruz. Buyursunlar. Çok teşekkür ederiz başkonsolosumuz, sağ olun. Şimdi de plaket takdim etmek üzere Abdülkerim Mollaoğlu'nu buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Plaketini almak üzere El-Şarkıya kameramanı Sermet Cömert'i buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Sizi hiç yolcu etmeyelim. Siz Hüsam Hasret'in plaketini alacakmışsınız. Plaketi takdim etmek üzere Kenan Şakir'i buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Depremlerin ardından, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin ardından deprem bölgesine giden gazetecilerimizin, kameramanlarımızın kameralarına yansıyan karelerin yer aldığı sergimiz var. Şuradan başlayarak isterseniz sergi alanında gezebilirsiniz. Buyurun efendim.